Sevgili dostlar, Erkan Tan'la Ramazan programına yeniden hoş geldiniz. Bu iftar vaktinde de evinize geldik. Bu iftar vaktinde de size iyilikler, güzellikler yaşatmak üzere çaba sarf ettik. Umarız bunları beğenirsiniz. Ankara'da, Altındağ'da, hamam önünde yapıyoruz Erkan Tan'la Ramazan programını. Burası 500 yıllık camilerin olduğu mahalle. Burası Mehmet Akif Ersoy'un duvarlarına İstiklal Marşı'nı yazdığı evin olduğu mahalle. Burası Cumhuriyetimizin kurucusu Yüce Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, onun dava ve silah arkadaşlarının milli mücadeleyi yürüttüğü mahalle. Cumhuriyetin kurulduğu mahalle. Bu mahallede Erkan Tan'la Ramazan geliyor evinize. Erkan Tan'la Ramazan programında inanç var, ibadet var, kültür var, sanat var, müzik var, folklor var, memleketimden insan manzaraları var, Kur'an var, Ramazan var. Bizim insanımız var, inanan inanmayan, bizden olan olmayan, oruç tutan tutmayan. Ey insanoğlu insan, başladı, başladı Erkan Tan'la Ramazan. Sevgili dostlar, bir ay boyunca evinizde olacağız dedik. İlk dört günü neredeyse bitirdik. Programın tekrarı sahur vaktinde TV8'de evinizde oluyor. Bu artık klasikleşmiş bir program. Bu programda bütün az önce saydıklarımız var. Memleketimden insan manzaraları var. Onların duaları, dilekleri, istekleri var. Sevgili dostlar, Erkan Tan'la Ramazan programını www.tv8.com.tr internet sitesinden o anda veya sonradan tıklayarak seyredebilirsiniz. Efendim iyi akşamlar. İyi akşamlar. Lütfü Şehsuvaroğlu ilk programda da bizimle beraberdi. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı olsun Ramazanlar, beyefendi. Tekrar milletimizin ve bütün İslam aleminin tekrarına erdirdi. Çok güzel, çok güzel naatlar okudunuz ilk programda. Seyirci seyretmiş mi? Nasıl tepkiler? Gayet güzeldi. Evet. Bu programda da söyledik. Sizin sevgi programınızı bütün cihanın seyretmesi lazım. Eksik olmayın. Sadece ne var farklı değil. Sizce? Siz bir aydınsınız. Aruz Vezli'yle Erkan Tan'ın, Ender aydınlarla Erkan Tan'ın sevdası var. Allah razı olsun. Samimiyeti var. Başka farkı ne sizce? Halkın içindesiniz. Ayrıca demin söylediğim gibi 500 yıllık mazisi olan, daha eski Selçuklulara dayanan mazisi olan bir muhitte bulunuyoruz. Evet. Adım başı şehit var burada. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı diyor ya şair. Bu mıntıka her adımında şehidin yattığı mıntıkadır. Özellikle Yıldırım Beyazıt'ın askerlerinin şehitleri, o Yakup Paşa, o Tezveren Sultan'dan başlayarak bütün bu hamam önü şehitler yatağıdır. Evet. Çok teşekkür ederiz. Bugün de elinizde bir şiir var. O gün söylediniz ya, oruç gazeli vardı. Evet. Hani onu o gün hatırlayamamıştım. O var. Okuyalım. Lütfü Şehsuvaroğlu, şair, aydın, oruç gazeliyle gelecek bugün yuvanıza. Saat 20'ye kadar yaklaşık sizinle beraber olacağız. Ve iftarınıza başka bir anlam, başka bir renk, coşku, güzellik katmaya çalışacağız. Buyursunlar efendim. Hakikat gözlüğü takmış göze ferlik yaraşır. Namazın tacı oruçtur, öze zorluk yaraşır. Güle bülbül yaraşır, aşkı sadakat donatır. Donanıp yükselecek merde güzellik yaraşır. Hayatın anlamı neymiş, çözecek hem dert hani? Beş vakit secde eden alna ecirlik yaraşır. Dövüşür kendini bilmez kişi ruben ruberu. Nefsi düzgün olanın sayına erlik yaraşır. Dövüşür kendini bilmez kişi ruben ruberu. Nefsi düzgün olanın sayına erlik yaraşır. Ramazan mevsimi gelmiş. Ramazan mevsimi gelmiş, söze dirlik yaraşır. Şehsuvar der kavga dursun, bize birlik yaraşır. Kavga dursun, alkışlıyoruz, alkışlıyoruz. Bize birlik yaraşır ve Altındağ Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu'nun Gaziantep yöresi oyunlarıyla meydan şenlenir, onlara alkış yakışır.
Efendim Erkan Tan burada. Erkan Tan halk oyunları oynayanların yanında. Efendim hemen karşıda uluslararası işitme engelliler güzellik yarışmasına katılanlar var. Uluslararası işitme engelliler güzellik yarışması Ankara'da yapıyor. Şu anda onlar bizi işitmiyorlar. Uluslararası İşitme engelliler güzellik yarışmasına katıldılar. Onların yanına da gideceğiz. Onlara da bir hayırlı Ramazanlar dileyeceğiz. Bu arkadaşlar buradalar. İyi akşamlar arkadaşlar. Hayırlı Ramazanlar. Altındağ Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu. Harika oynadınız. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Var mı böyle bir dereceniz filan? Var mı böyle bir iddianız, arayışınız? Yani şimdilik Ankara içinde iddialıyız tabii. Geldim şimdilik ama. İddialıyız. Peki evet. Hayırlı Ramazanlar deyip Ramazan duanızı ve dileğinizi işitelim. Herkese sevdikleriyle güzel Ramazanlar dilerim. Peki duanız, dileğiniz, yüce Allah'tan isteğiniz var mı? Allah'tan tüm Müslümanlar için en hayırlısını diliyorum. Diliyorsun. Evet. İyi akşamlar hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar. Tüm Müslüman alemine hayırlı Ramazanlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Sizi de tanıyalım. İyi akşamlar dilerim. İyi akşamlar. Tuttuğumuz oruçların, yaptığınız ibadetlerin kabul olması dileğiyle. Çok güzel. Tuttuğumuz ve kaldırıyoruz ellerimizi semaya. Ey seyirciler kaldır. Seyirciler kaldır. Allah'ım kaldır göreyim. Kaldır tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri kabul et. Amin. Dertlilere derman ver. Amin. Borçlulara borçlarını ödeyebilme gücü ver. Amin. Hastalıklar içerisinde uğraşanlara, didinenlere şifa ver. Amin. Güzel. Efendim şimdi güzellik yarışmasına doğru gidiyoruz. Tabii benim sunuculuk deneyimimde de zor bir an olacak bu. Çünkü nasıl anlaşacağız bilmiyorum ama gördüğünüz gibi bir Mr. France var, Mr. Romania var, Tunus güzeli var, Türkiye'den var, Belarus'tan var, başka Amerika Birleşik Devletleri'nden falan var. Evet, bizi duyabiliyorlar mı? Çok fazla duyamıyorlar tabii ki. Yani evet. Çok az duyan var, hiç duymayan var. Ama evet. Ben röportajda size yardımcı olacağım. Öyle mi? Peki mesela yani Türkiye'yi beğenmişler mi? Nasıl soracaksınız? Sorayım. Evet, çok, kime çok soruyoruz beğendik. Mesela? Mesela bu hanımefendiye soralım. Siz söyleyin evet. Adı ne? Adını tanıyor, biliyor muyuz? Kendisi söyledi zaten. Kendisi söyledi. Evet. Casey. Casey, nice to meet you. Anladın mı? Dudak okuyamıyor herhalde. Yok oğlum. Evet, hepsi dudak okuyamıyor. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyor. Çok güzel. Türkiye'yi beğenmiş mi? Nasıl bulmuş? İnsanlar çok güler yüzlü, çok sıcakkanlılar, bizi de çok güzel bir şekilde ağırlıyorlar diyor. Burada diyor. Olmaktan diyor çok mutluyum. Peki gelelim bu hanımefendiye. Bu hangi ülkeden bakalım? Evet. Okuyamıyorum ben. Moritanya. Evet. Nasıl bulmuş Ankara'yı? Uluslararası güzellik yarışmasına katılan güzeller. Moritanya'dan gelen hanımefendi bu. İlk kez geldim diyor Türkiye'ye ve burada olmaktan çok mutluyum. Çok teşekkür ediyorum. Ya yapıldı mı yarışma peki? Yok, yapılmadı. Şimdi ayın 27'sinde, 27 Temmuz'da saat 8'de bir alışveriş merkezinde, bilmiyorum adını söyleyebiliriz. Kent Park'ta ayın 27'sinde Cuma günü saat 8'de 20'de yarışmamızın final gecesi olacak. Evet. Ve uluslararası güzellik yarışmasında birinciyi, ikinciyi ve üçüncüyü hem bayan hem bay olmak üzere yarışmacılarımızı seçeceğiz. Erkek ve kadın güzellik yarışması. Merhaba mesela, duyabiliyor muyuz onu? Nasıl? Yok, duyamıyor. Türkiye ile ilgili neler duymuştu, burada neler görmüş soralım. Sen de zorlandın bak şimdi. Heyecanlandın. Heyecanlanıyorum yani. Ben yaklaşık 4-5 gündür onlarla birlikteyim hakikaten yani. Biliyorsunuz ama siz işaretini, tabii, tabii, değil mi? Tabii tabii işaretini biliyorum. Sor bakalım. Belarus'tan gelmiş bu kızcağız. Evet. Türkiye'ye ilk kez geldim diyor. Tamam. Beğendim diyor. Onu biz de anlıyoruz çok beğendim, yani. Çok biz de anlıyoruz. Evet, böyle bir hareket yapıyor. Yarışmamızın
CEO başkanı Bayan Bonita Hanım. Kendisi evet. Amerikalı ve bu yarışmanın... Duyabiliyor mu bizi bayan? Duyamıyor. Yok evet. Ben tercüme edeceğim. Tamam. Aynı zamanda ben kısaca isterseniz özetleyeyim. Biz 2010 yılında Amerika'nın Las Vegas kentinde düzenlenen Türkiye Güzel Uluslararası Güzellik Yarışması'na katıldık. Ankara İşitme Engelliler Derneği olarak. Başkanımız Tolga Aydın. Kendileri gelemediler. Sizlere de çok çok selamları var. Sen de selam söyle. Ben aynı zamanda onun hem danışmanlığını hem evet. Tercümanlığını yapıyorum. Biz 2010 yılında Amerika'nın Las Vegas kentinde adaylığımızı koyduk. Evet. Türkiye olarak. Onlar burada da yapalım sağ diye. Olsunlar bizi seçtiler ve Türkiye'de onları çok güzel bir şekilde ağırlayıp onları misafir edip Türkiye'yi evet. çok iyi bir şekilde tanıtıp ülkelerine yollayacağız inşallah. İnşallah evet. Türkiye'miz birinci olur. Hem bayli bayanlı. Gönlümüz i̇nşallah. Arzumuz bu. Her yerde Bonita ama. Hanım'da... Bonita welcome. You welcome. Hoş geldin. Çok mutluyum diyor burada olmaktan. Evet. Çok sevinçliyim diyor. Evet. İlk kez diyor Türkiye'de yapılmasından dolayı yarışmanın çok çok mutluyum diyor. Biz de çok teşekkür ederim. Ediyoruz. Söyle onu misafir ettiğimiz için. Tabii yani konuşamadığımız için birbirimizle çok zor oluyor ama biz bari tanıtalım. Burada ne yazıyor mesela? Belgium. Belçika'dan evet. Almanya. Burada Almanya. Meksika. Hello. Macaristan. Bu tarafı pek göremedik. Türkiye. Hoş geldin. O biraz konuşabiliyor. Sen konuşabiliyor musun? Nasıl durumlar? Şansın var mı? Evet. Saatim var. Türkiye'de. En azı bakatı tabi. Kendisi 2012 Türkiye Erkek Güzeli. Güzeli. İşitme Engeller Erkek Güzeli. Ve evet. Miss Steph International Uluslararası Güzellik Yarışması'na katılmaya hak kazandı. Hak kazandı. Tebrik ediyoruz seni. Adın ne? Teşekkür ederim. Cevat Şimşek. Cevat Şimşek. Maşallah çok yakışıklısın Cevat. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Burada Brezilya'dan var. Fransa'dan var. India yani Hindistan'dan var, Romanya'dan var, Litvanya'dan var, Moğolistan'dan var. Bayan güzelimiz Jamaika güzeli, 2011 Jamaika güzeli. Kendisi tacını bu sene 2011 güzeli daha doğrusu 2012'ye devredecek. Peki, evet, tacını. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Sırbistan'dan var, Endonezya'dan var. Evet, Japonya'dan var galiba. Değil mi? Kore. Hoş geldin. Koreli'ye de bir merhaba diyelim. Gel Koreli. Evet. Burada Hungary var. Hoş geldin Koreli. Merhaba. Nasılsın Koreli? İyi misin? Sevdin mi Türkiye'yi hemşerim? Türkiye ve Kore zaten biz dost ülkeyiz evet, diyor. Doğru. Ve burada olmaktan çok çok mutluyum diyor. Peki çok teşekkür ediyoruz. Bu arada bizi de çekenler var. Hepsine şöyle bir karşıdan evet. geçip el sallayalım. Başarılar dileyelim. Efendim hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Şu ne demek bu? I love you demek. I love you. Sizi seviyoruz evet. demek. Biz de sizi seviyoruz. I love you. Evet hepsini I love you diyerek selamlıyoruz. Çekimler yapmak üzere burada duranlar var. Onların yanına geliyoruz. Kaçıyor ama olsun yakalayalım. Come. Where do you come from? O da konuşamıyor. Ya. Burada herkes işitme engelli mi? Ha anladım. He bunlar da mı işitme engelli? Hepsi evet, Amerikalı, Japonyalı filan hepsi. Evet çok güzel. Hepsi mi? Hiç kimini konuşamıyor mu? İşitmiyor da. Güzel. Ne yapıyor o zaman? I love you. Gösterelim tekrar. I love you. 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 The food is very good. Go fuck a fuck. Very good food. Evet, go. Çok güzel yemekler var dedi, değil mi başkanım? Jem, my friend, teach me Turkish. Turkish, very good. Teach me. Teach me. Don't you know anything about Turkish? Very good food. Very good food. Okay. Thank you very much. Nice people. Biz bu ara yemiyoruz hemşerim. Sen bol bol ye bari. Neyse anlamıyor tabi. Efendim onlarla beraber I love you diyoruz. Sizi seviyoruz. Erkan Tan'la Ramazan reklamlarla devam ediyor. Reklamlardan sonra Profesör Doktor Beyza Bilgin Ramazan'ı, oruçu, Kur'an'ı sizlerle ve bizlerle konuşmak üzere evinizde olacak.
Sevgili seyirciler, umarız reklamları seyrettiniz. Biliyorsunuz her zaman söylüyorum, reklamlar da bizdendir, o da bize dahildir. Faturasını kestik, vergisi doğdu, vergisini ödedik, ekranlarınıza getirdik. Bize gösterdiğiniz ilgiyi reklamlara da göstermenizi diliyoruz. Erkan Tan'la Ramazan devam ediyor. Profesör Doktor Beyza Bilgin hazır. Ramazan'ı, Kur'an'ı, onun emirlerini, neleri içerdiğini, neleri içermediğini konuşacağız. Ama vatandaş da burada. Onlara da merhaba diyeceğiz. Önce ben bir hayırlı Ramazanlar diliyorum. Sonra siz de bana bağırarak hayırlı Ramazanlar diye cevap veriyorsunuz. Doğru mu? Tamam, hadi bir, iki, üç. Hayırlı Ramazanlar. Olmadı, bir daha da. Hayırlı Ramazanlar. Hoş geldiniz efendim. Siz kimsiniz? Hoş bulduk. Ben Elmas Engin. Hoş geldiniz Elmas Hanım. Nasıl geçiyor Ramazan? Çok fevkalade İslam aleminin Ramazan'da gönülden hoş geçmesini diliyorum. Lütfen birlik olalım, beraber olalım ve sevgimizi, selamlarımızı hiç esirgemeyelim. Hiç esirgemeyelim. Allah şu anda çok sevdiğim bir yakınım. Çok ağır hasta. Allah ona da şifa versin. Amin. Kim o yakınınız? Herkese. Yakınınız eşim. Kim yakınınız? Şöyle eşim. Yakınlaşayım size. Eşiniz. Eşim. Ne hastası eşiniz? Kanser hastası. Eyvah eyvah eyvah. Ona da acil şifalar diliyorum. Ne tedavisi görüyor? Kemoterapi alıyor. Şimdi. Peki aç elleri yukarı. Hep beraber aç elleri yukarı. Aç. Allah'ım. Söyle, tekrar et. Allah'ım. Herkese şifa. Bütün hastalara şifa ver. Hastalara, hepsine şifa ver. Ya hiç ne biçim konuşuyorsunuz? Allah hasta etmesin bak. Bir daha yüksek sesle, Allah'ım. Allah'ım. Bütün hastalara şifa ver. Şifa ver. Bak, koçanız dediniz. Allah şifa versin. Şifa versin. Kız kardeşim geldi Denizli'den. Heh. Ona Ankara'nın atmosferini, Ramazan atmosferini yaşatmak istedim. Sizinle burada hoş bir akşam iftarı geçirmek nasip etti Allah bizlere. Nice Ramazanlar diliyorum. İnşallah. Allah'ım inşallah. Hoş geldiniz Denizli'den. Çoluk çocuk nerede? Biri Elazığ'da, biri Denizli'de. Seyrediyorlar mı? Haber verdiniz mi? Sizi tanıyalım. Verdim. Adınız? Adım Hamiyet Ulusoy. Hamiyet Hanım, var mı sizin duanız? Sizin de duanızı alalım. Herkese mutlu günler, hayırlı günler. Evet. Herkese sağlıklı günler. Amin, amin. Evet, buyurun. Efendim ben de hastalara şifa veren bir mesleğin mensubuyum. Yani? Eczacıyım. Maşallah. Yakında eczanem var. Maşallah. Sizi özellikle izlemek, bu programa katılmak için geldim. Çok zarifsiniz Eczacı bu... Bey, adınız? Eczacı Şuayb Avcı Keskin Eczanesi'nin sahibiyim yakında. Aşağıda doğum evinin karşısındayım. İstiklal Harbimizin cereyan ettiği bu kutsal mekanlara vermiş olduğunuz değerden dolayı sizleri kutluyorum ve teşekkürlerimi sunuyorum. Özellikle bu teşekkürümü size iletmek için geldim buraya. Çok zarifsiniz Şuayb Bey, Eczacı Şuayb Bey. Bir de duanızı alalım. Efendim... Yatan hastalarımıza en çok siz bununla öncelikle muhatapsınız. Öncelikle gayet tabii hastalarımıza şifa dağıtıyoruz. Biz elimizden geldiğince dualarımızı ilaçlarımızla ileten bir mesleğin mensubuyuz. Bütün hastalarımıza acil şifalar diliyoruz. Amin. Memleketimize huzur, barış ve güvenlik diliyoruz. Çok güzel. Sevmek, her şeyin başı sevmektir. Aşık olmak sadece bir sevgiye, bir sevgiliye, bir objeye aşık olmak demek değildir. Bir sevgiye, bir inanca, bir yaradana, bir varlığa, canlıya sevgi duymak, o da bir aşktır. Aşktır. Çok güzel söylediniz Şuayb Bey. Aşklar eksik olmasın yüreklerde. İnşallah, amin. Hoş geldiniz hanımefendi, iyi akşamlar, sizi tanıyalım. Hatice Aslan. Eryaman'dan geliyorum. Maşallah, hoş geldiniz. Seviyor musunuz programı Hatice Hanım? Tabii, sizi her zaman. Çok akşam zarifsiniz. Sabah çok seviyor diyor. Sizi çok seviyoruz. Allah razı olsun. Biliyorsun iki iş yapıyorum. Çift tabii mesai ki, tek maaş yıllar. Ama tek maaş. Yeter. Tek maaş. Allah maaşlara zam ver. Allah maaşlara zam yapsınlar. Allah memurlara zam versin. Memurlara bol maaş versin. Gençlerimize iş versin. Gençlerimize iş. Amin. Bak açıldı millet. Dua ettikçe açılıyor. Üniversite mezunlarına iş versin. Amin. Hayırlı Ramazanlar dilerim herkese. Evlenemeyen sağlıklı kızlara koca. Benim çocuklarım evlenmedi. Onlara bir kız diliyorum. Kız diliyorsun. Tamam. Amin. Siz beyefendi? Bahri Aslan. Ben de hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hayırlı eşi misiniz? Evet. Maşallah. Birlikte Eryaman'dayım.
Çok güzel. Ramazan'ın ve bu kutsal günlerinde işlediğiniz sizin gibi duygu ve manevi değerlere gerçekten önem veriyorsunuz. Biz sizleri takdir ediyoruz. Bu Ramazanların ve kutlu mutlu günlerimizin insanlığa sağlık, huzur ve kardeşlik vermesini temenni ediyorum. Amin ya Rabbel Alemin. Sağlık Bakanlığı'nda memur. Eşinize Sağlık Bakanlığı'nda memur. Kadro var mı? Kadroyla gibi sıkıntı var mı? Orada bir organizasyon yapıyorlar. Hayır efendim. Tamam. Öyle bir şey mi yapıyoruz? Tamam. Söyleme mi dedi? Peki. Var demek ki bir şey yani. Evet. Merhaba. Aydın. Hoş geldiniz. Bu hanım efendi kim? Kızım. Maşallah Derya Hanım. Allah bağışlasın teşekkür efendim. Ederim. Var mı duanız, dileğiniz? Alalım sizden. Ramazan'ın hayırlara vesile olmasın. Amin. İslam alemine. İşsizlere iş versin. Hep beraber amin. Ya bu iş daha çok söyleyin ya. Amin. Üniversitede mezunu işsizlere iş kısmet amin. Eyle. Ya Rabbim. Amin. Bekarlara, evlenmek isteyenlere evlenmeyi nasip hayırlı edin. Kısmet nasip eyle ya Rabbim. Amin. Söyle ya Allah diyor ki isteyin benden. Hastalara şifa versin. Amin. Herkesin gönlünde ne varsa onu versin. Amin. Çok güzel oldu bu duada. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Emel Güneş. Hoş geldiniz Emel Hanım. Teşekkürler. Gölbaşı'ndan geliyoruz. Hoş geldiniz Gölbaşı'ndan. Ben öncelikle Trabzon'a selam söylemek istiyorum. Söylediniz mi? Haberleri var mı? Trabzon'un annemi neresinde? Annemi aradım. Trabzon merkez. Merkezde. Annenizin adı ne? Ayfer Tonyalı. Anneciğim öpüyorum. Kırıkkale'ye de gönderiyorum. Oh, Kırıkkale'de de kayınvalide var galiba. Onlar var. Denge. Uluslararası strateji bu. Biz de onun ellerinden öpüyoruz. Hem annenizin hem kayınvalidenizin. Sağ olun. Tüm Türkiye'nin ve İslam aleminin Ramazan'ı hayırlı olsun diyorum. Evet. Tüm hasta olanlara şifa diliyorum. Başta bizim hastalarımız içine dahil olmak üzere. Amin. 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 Beyefendi siz eşi misiniz? Evet efendim eşiyim. Memnun olduk. Koruma daire başkanında görevliyim. Oo, benim en çok girip çıktığım yerlerden biri. Evet, Çaykarakapı'da çok karşılaştık, selamlaştık. Tabii, sohbetimiz doğru. Olmuştu sizle. Koruma daire başkanımızın nezdinde tüm çalışma arkadaşlarıma hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ertuğrul Gazi'ye ev sahipliği yapmış Karakeçili ilçe mensuplarına, büyüklerime de hayırlı Ramazanlar diliyorum. Kızım Ayça Kamer'imi öpüyorum yanaklarından. Babama, anneme ve ülkemizin huzur ve istikrarını bozmak isteyenlere fırsat vermeyecek ortak akıl ve şuur oluşmasını da Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Sizlere de başarılar diliyorum efendim. Saygı çok sevimsiniz amin. Doğru. Biz de polise, askere, huzurumuz ve güvenliğimiz için çalışan, çabalayan güvenlik kuvvetlerine, emniyet teşkilatına, evet. Polise, askere, doktora, ebeye, hemşireye, karayollarında kesinlikle, çalışanlara inşallah. Kolaylık versin. Amin. Bir de bu tarafa doğru gidelim. Yavaş yavaş Beyza Hanım'ın yanına doğru geçelim. Efendim iyi akşamlar. Ya kimle konuşuyorsun sabahtan hocam. Beri? Gelin bakayım hocam şöyle yanaşın şöyle. Siz kimsiniz? Bırakın şu telefonu. Telefon. Evet. Kim bu konuştuğunuz? Kardeşim. Nerededir? Diyarbakır'da. Maşallah. Siz kimsiniz? Güneş. Soyadınız? Duran. Güneş Duran. Evet. Diyarbakırlısınız evet. Herhalde. Evet. Burada ne yapıyorsunuz hocam? Ben buraya hastaneye geliyorum. Hayırdır? Onkoloji annem yatıyor. Tedavi. Anneniz kanser tedavisi görüyor. Bizim Diyarbakır'da mı kendisi yaşıyor? Diyarbakır'da. Anneniz orada mı yaşıyor? Tedaviye geliyoruz hocam. Diyarbakır neresinde? Diyarbakır Bağlar. Bağlar Caddesi'nde. Çok selam söylüyoruz. Evet. Var mı Ramazan duanız, dileğiniz? Bütün Müslüman kardeşlerimin hayırlı Ramazan'ını kutluyorum. Evet. Bütün kardeşlerime, bütün akrabalarıma, özellikle nişanlıma selamlarımı. Nerededir nişanlınız? İstanbul. Peki bir de Türkçe söyle bunları. Ramazan'a ve biroz ve bıkhir hat bıkhoşyere. Dediniz. Nişanlınıza da selam söylüyoruz ve Beyza Hanım'ın yanına doğru efendim. Efendim. Şeker misiniz? Tabii şeker. Aa sizi unuttuk ya bir dakika. Nereden geldiniz? Antalya'dan geldik. Tamam. Antalya'dan. Kimin için geldiniz? Biz. Ramazan için de geldik. Ramazan attın biraz ya. Boş ver Allah aşkına Antalya'dan buraya benim için gelmiş olamazsın. Hem tatil hem de sizi görelim. Görsünler. Şöyle dön kameraya dön. Ha. Sabahlar hep seni seyrediyoruz. Allah razı olsun. Ondan da Erkan Tanaş'la işten geliyor güvenlik. Hemen Erkan Tanaş'la ben başka yeri seyrettiremiyorum. Allah razı olsun. Nerede güvenliksiniz? Özel bir şirkette. Şirkette. Evet. Maşallah adınız soyadınız ne? Sedat Altıparmak. Evet Sedat Bey söyleyin bakayım duanızı dileğinizi Antalya'dan geldiniz. Tüm İslam aleminin Ramazan mübarek olsun. Herkesin duaları kabul olsun. Amin. Sağlıklı saatli amin. Günler diliyorum. Gel bakayım şunun bir memesini kızım. Çekeyim de ağlasın. Kızınız mı? Evet. Bak, bırakmıyor. Edirin Naz. Bırakmıyor. Antalya'daki anneannesine dedesine de selamlar.
Çok tatlı ya, Allah bağışlasın. Çok teşekkür ederiz. Biz Allah kolaylık versin. Seviyor musun programımızı? Beğeniyor musun? Sabah akşam sizinle. Sabah 9'da beraberiz. Sağ olun. Hayırlı Ramazanlar. Sizin de hep var mı duanız, dileğiniz? Vallahi hep Müslüman abi, Ramazan bütün mübarek olsun. Hep sıcakta Antalya'da tutuyorduk. Burada serinlikte tutuyoruz. Yani. Maşallah. Evet, Erkan Tan'la Ramazan programında Beyza Hanım sizinle ve bizimle birlikte olacak. Profesör Doktor Beyza Bilgin, ilahiyatçı. Efendim, hayırlı Ramazanlar Beyza Hocam. Hoş sağ geldiniz. Olun, hoş sizi biraz beklettik ama gördüğünüz gibi işitme engelliler güzellik yarışması varmış. Ya. Gaziantep yöresi halk oyunları. Türkiye'nin dört bir yanından gelen insanlar. Evet. Kürt'ü, Türk'ü, Alevisi, Sünnisi, Çerkesi, Laz'ı hepsi buradaydı. Ama ne güzel, ne heyecanlı. Heyecanlı. Canlı insanlarımız, değil mi? Doğru. Çok önemli bu. Peki hocam, oruç ne zaman ve nasıl farz oldu? Oradan başlayalım efendim. Şimdi oruç, İslam'daki orucu diyorsunuz siz herhalde. Yoksa oruç hep var. Kur'an'ın da bize bildirdiğine göre sizden önceki ümmetlere de biz orucu farz kılmıştık. Onlar da oruç tutuyorlardı dediğine göre zaten diğer dinlerde de yazılı kitaplarda da bir çeşit oruç var. Yani kimi çok daha bizimkinden uzun, kimi çok daha kısa, kimi hiç ara vermeden üst üste kısa ama akşamları iftar etmeden, kimisi konuşmadan aynı zamanda susarak. Yani çok çeşitli oruçlar var. Bizden önceki ümmetlerde de var idi. Evet, evet. Bütün dinlerde bir çeşit oruç var. İslam'da Mekke devrinde özel bir oruç yok. Yani Peygamberimiz kendinden önceki ümmetlerin, kitaplı olanların, ehli kitabın oruç tuttuğu zamanlara uyarak oruç tutuyor. Ve de yeni Müslüman olmuşlara, sahabesine de oruç tavsiye ediyor. Beraber tutuyorlar. Ne zaman ki Medine'ye gittiler, ayrı bir topluluk oldular. İşte onun ikinci yılında Müslümanlara özel bir oruç, Ramazan ayı orucu geldi. Ramazan nedir? Ramazan Arap aylarından birisidir. Yani ay takviminin aylarından birisidir. Nasıl bizim güneş takvimine göre biz şimdi düzenliyoruz yıllarımızı. Onun gibi onların da aya göre düzenlenmiş takvimleri var. Onlardan birisi 9. ay mesela. Ramazan ayı. O Ramazan ayının Kadir gecesi olarak kutladığımız bir gecesinde Peygamberimize Kur'an vahyolunmaya başladı. Yani bu ayın içinde Kadir gecesi var. Ama niçin Kadir gecesi değil sadece oruç? Kadir gecesinden mi sadece geliyor? Hayır. Kadir gecesi Kur'an-ı Kerim'in bize bildirdiği Ramazan ayı ki onun içinde Kur'an-ı Kerim vahyolunmaya başlamıştır. Siz o ayı, o aya erişiyorsanız onu oruçla geçirin. Evet. Bu şekilde. Ha, Ramazan ayının aynı zamanda ibadet ayı olması, yani bunun içinde Kur'an'ın bütünüyle okunup bitirilmesi nereden geliyor? O da her yıl Peygamberimizin vefatından önce Cebrail, yani vahiy getiren melek Peygamberimize geliyor. Ramazan ayı içerisinde bütününü hatmediyorlar. O zamana kadar bir gelen bütün ayetleri Peygamberimiz okuyor, Cebrail tasdik ediyor. Bu mukabele oluyor, karşılıklı bir okuma. Yani Anadolu'nun dört bir yanında mukabele gerçekleştirilen o özel ibadetin anlamı bu aslında. Anladım. Bir daha söyler misiniz? Buradan, bu bir gelenek oluyor. Her sene söylüyorsunuz, anlatıyorsunuz. Bir daha dinleyelim. Yani Kur'an-ı Kerim Ramazan ayı içerisinde vahyedilmeye başladı. Bir sebep bu. Kadir gecesi bu ayın içinde. Bin aydan hayırlı denir. Evet. O gece için bir gecedir ama o gecede bir aydınlanma başlamıştır. Onun için çok değerlidir. Biz onu idrak edeceğiz 27. gecesinde. Allah nasip eder de o zamana kadar oruçlu kalırsa müminler. O geceyi ayrı bir coşkuyla kutlayacaklar. Ama Ramazan ayı içerisinde her gün karşılıklı Kur'an okumanın geleneği nereden geliyor? Cebrail'le, vahiy meleği Cebrail'le Peygamberimiz arasındaki okumadan geliyor. Yani o Ramazan ayı içinde bazen 29 gün sürer, bazen 30. Onun içerisinde o zamana kadar vahyolunmuş bütün ayetleri Peygamberimiz ezberden okuyor. Vahiy meleği de evet diyor, tasdik ediyor. Yani bir irdeleme gibi, tamamdır gibi. Evet. Mühür basıyor ya şimdi Diyanet, Kur'an-ı Kerim tamamdır diyor. O geçerli oluyor. Hiçbir harf eksik değil. Hiçbir efendim kelimenin yeri değiştirilmiş değil. Kaşe damga vuruyorlar. Onun gibi Cebrail Peygamberimizin zihnindeki o birikimi evet diyor, tasdik ediyor. Biz de bunun gibi en iyi okuyanımıza okutuyoruz. Biz onu dinliyoruz.
Peygamber mukabele oluyor bu. Sallallahu aleyhi ve sellem ile Cebrail melek arasındaki karşılıklı o ilişkiyi yaşıyoruz. Bunu mukabele diyoruz. Kaynağı anlamı bu. Anlamı bu. Her Ramazan bu. Gelir miymiş bu iş için? Evet, evet. Cebrail, Peygamber Cebrail son zamanlarında Peygamberimizin geri baştan çünkü ayetler az. Evet. Orada da Peygamberimiz çok dikkat ediyor unutmaması için. Ayet ona diyor ki sen üzülme unutacağım diye biz sana onu unutturmayacağız. Sen onu öğreneceksin ve unutmayacaksın. Bir garanti var. Buna rağmen o son yıllarda Medine'deki son yıllarda böyle karşılıklı bir okuma var. Bütün diğer müminler de bunu sanki yaşıyorlar hep beraber. Ve de gelenek bu zamana kadar geliyor. Geliyor. Peki hemen şimdi oruç ibadeti ve diğer ibadetler. Yani Ramazan ayında. Şimdi bunun yanında ben bu ibadeti yani bu mukabele ibadetini orijinal dilde yapılıyor ya. Evet. Hep Arapça okunuyor. Dünyanın neresinde olursa olsun Müslümanlar Ramazan'da mukabeleyi Arapça dinliyorlar. Yani siz Türk olarak Pakistan'a gitseniz, siz Türk olarak Hindistan'a gitseniz, hangi Müslüman nerede varsa katılabiliyorsunuz Arapça olduğu için. Ama bir de her millet kendi dilinde okusa ne kadar iyi olur değil mi? Bunu da söyleyelim. Ve anlasa. Anlayarak. Çünkü Kur'an-ı Kerim'deki bir bu ibadetlerin asıl amacı, ibadetin asıl amacı nedir? İbadet yoluyla davranış geliştirmedir. Önemli. Yani biz tabii hareketlerimiz düzelecek. Bakışlarımızdan yürüyüşümüze kadar efendim bakım dönerek mi bakıyoruz? Bakıp tekrar mı bakıyoruz? Hırzır hırzır mı bakıyoruz? Nazar değdirmek için mi bakıyoruz? Değil mi? Kötülük nazar için mı? Evet doğru, yani doğru. Nasıl bakıyoruz? Her şeyimizi ne yapacağız? Düzelteceğiz, terbiye edeceğiz ve kimseye zararımız olmayacak şekilde kendimizi ibadet yoluyla evet, ibadet yoluyla terbiye. Değiştirmektir. Evet. Bütün bunların, bütün bunların amacı yani davranış budur. Değişimini oluşturmak aslında. Evet. Efendim Profesör Doktor Beyza Bilgin Hanımefendi ile söyleşimiz devam edecek. Erkan Tan'la Ramazan'da inanç var, ibadet var, gelenek var, tarih var, kültür var, sanat var, memleketinden insan manzaraları var, Kur'an var, Ramazan var. Reklamlardan sonra bütün bunlarla bir daha geleceğiz Zümanıza.